Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta çok sayıda tiyatro oyununda yer almış, dizi ve sinema filminde bulunmuş önemli bir oyuncumuzu ağırlıyoruz. Salih abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla filmleri saydım abi, gerçekten çok sayıda. Tiyatrosu, dizisi, sinema filmi, onun için baş etmek evet. mümkün değil maşallah. Yani çok önemli projelere hem bir de bir tarafında değil her tarafında imza atmışsınız yani. Şu an neler yapıyorsunuz? Şu an tek kişilik bir gösterim var. Evet. Memleket Saat Ayarı, onu oynuyorum. O yani bu nereden icap etti abi? Memleket Saat Ayarı derken şimdi memleket ayarlar mı bozuldu, saat mi geri kaldı, ne oldu? Vallahi bu ülkemizdeki genel ayarla ilgili, yani büyük Atatürk istikbal göklerdedir demiş ya. Şu evet. andaki atmosfere de uygun olarak içimden o geldi. Onun güzel sözünden hareketle. İstikbal göklerde gerçekten. Onu her geçen gün günümüzde de çok önemini anlıyoruz ve farkındayız. Ben de ne bileyim, çocukluğumda kendimi bildim bileli ben oynuyorum. Yani hani derler ya, sanat tiyatroya ne zaman başladınız? İşte sanat evet. hayatınız ne zaman, başladı? Evet. Ben ne zaman başladığını bilmiyorum, hatırlamıyorum. Çünkü ben doğuştan öyleyim diye düşünüyorum. Çok küçük yaşlarda bunu hissetmişim. Ve ben kendimi bildim bileli de oyunculuktan başka bir şey düşünmedim. Ama tanınmam tabii ki sinema ile televizyon kanalıyla oldu. Evet. Peki yaşam hikayenize baktığımda doğduğunuz yer, okuduğunuz yer, kendinizi ait olarak gördüğünüz coğrafya falan nasıl tanımlıyorsunuz? Ya o da öyle. Ben yani şuralıyım der, işte ben buralıyım derler. Diyebiliyor musunuz? Ben diyemiyorum. Evet. Çünkü ben Türkiye'nin her yerindeyim. Her yerinde bulunmuşum. Yani annem babam Trabzonlu. Trabzon'dan çıkmış babam. Ağrı'ya gitmişiz. Ağrı'da 13-14 sene kalmışız. Saat oradan mı geliyor? Saat tamirciliği ya, oradan ya başlıyor. Bugün ayarlama da oradan mı geliyor? Ayarlama. 4,5 sene askerlik yapmış babam. Yani evet. sorduğumda bana öyle yanıt vermişti. Yani ne işin var Ağrı'da? Trabzon nereye, Ağrı nereye diye. Ki saatçiliği de İzmir'de öğrenmiş, Kırkağaç'ta. O da ilginç. İzmir'de öğreniyor, Ağrı'da uyguluyor. İzmir'de öğreniyor, Ağrı'da gidip çalışıyor. Dedi ki asker arkadaşlarım vardı. 4,5 sene askerlik yapınca artık kardeşten de ileri oluyorsunuz. Demişler ki Ağrı'da hiç saatçi yok. Tabii Ağrı adı sonradan, il adı önce Karaköse. Karaköse, evet. Karaköse'nin eski adı da Karakilise. Sonra Karaköse, sonra dönüşüyor. Ağrı dönüşüyor. Ve ben orada doğmuşum. İki abim orada doğmuş. Oradan Adapazarı. Adapazarı'nda işte benim ilkokul, ortaokul hayatım. Eğitim hayatı. Sonra Ankara meslek hayatı başlıyor. Ankara Sanat Tiyatrosu. 64-65 evet. sezonu. Ondan sonra Anadolu turneleri. Ve karış karış Anadolu'yu dolaştık. İstanbul burada nerede İstanbul yer alıyor? İstanbul 84 sonra. 84'te evet. İstanbul'a döndüm. Gidiyorsunuz. 81 Şubat'ta bir Almanya turnemiz var. Uzun 5-6 aylık bir turne. Çocuk tiyatrosu serüvenimiz var. 3,5 ay biz Berlin'de okulları dolaştık. Türk çocuklarının gittiği okullarda Türkçe ana dilinden onlara oyun oynadık. Sene kaçtı Salih abi? 81 Mayıs'ı. Nasıl gittiğinizi hatırlıyor musunuz? Çok iyi hatırlıyorum. Neydi? Uçakla gittik. Evet. Karayoluyla değil yani. Hayır, uçakla gittik. Çok enteresan bir şey oldu tabii. Pasaport çıkarıyoruz. İlk defa mı yurt dışına çıkışınız bu? İlk. İlk evet. yurt dışına çıkışımız oluyor. Pasaport, o zaman 12 Eylül sonrası işte. Pasaport dairesine gittik. Benim nüfus kütüğüm Trabzon. İşte arkadaşlarımın çeşitli yerlerde ve toplu pasaportta çıkacağız ilk defa orada. Öyleydi o zamanlar. Yurt dışına gruplar, ekipler gittiği zaman toplu pasaport çıkardı. Ben gidemedim memlekete, yeğenimi gönderdim. Yeğenim gitti askerlik şubesince, işte damgalanacak yeri pasaport formunda askerlikle evet. ilişkisi yoktur diye damgalattı, getirdi. Gittim pasaport dairesine Ankara'da, uzattım. Bir polis var. İçeri gitti geldi, dedi ki içeride bir albay var. Diyor ki buraya yurt dışına çıkmasında sakınca yoktur diye ayrıca yazıyla yazılması lazım. Damga şubu yetmez diye. Ya damga işi, askerlik şubesince damgalamış. Dedim ki affedersin beyefendi, tuvalet kağıdı mı bu?
Bu pasaport formu yazıyor işte. Askerlik şubesiyle ilişkisi yoktur. Yoktur, o da damgalanmış işte. Bana anlatma kardeşim, içeride bir albay var böyle istiyor dedi. Ne yaparsınız? İki gün var. Cep telefonları yok. Eve haber vermeden doğru garaja, otobüse atladım. Trabzon'a? Evet. Yazı yazdım. Gece yarısı indim. Adamı uyandırdım. Yüzbaşı kalktı. İç çamaşırlarıyla kapıyı açtı. Ne oldu? Hayırdır dedi. Dedim böyle böyle. Ya bunun için mi geldin kardeşim? Yazsaydın bir kenara. Yazayım da dedim. Öküzün altında buzağı arıyorlar. Sen bunu ne zaman Trabzon'a gittin yazdırdın diye. Bir de sahtekarlıktan dedim içeri atsınlar bizi. Ve böylece ama güzel bir tesadüf olmuş. Babamla görüştüm. Babam ayrıydı bizden. Memlekette yaşıyordu. Babama gittim. Babamı gördüm. Çünkü biz Almanya'ya gittikten 15 gün sonra babam vefat etmiş. Bu aksilikte de bir tesadüflere de inanıyorum. Yani babamı görmem için bir nedenmiş vesile olmuş. Bu. Bir vesile evet. olmuş bu. Ve uçak biletlerimiz gelmiş. Her şey hazır. Bütün masraflarımız Berlin Kültür Sanatörlüğü'ne ait. Uçağa bindik, Doğu Berlin'e indik. Doğu Berlin'de gördük. O zaman duvar yıkılmamıştı. Önce uçaklar Türkiye'den Doğu Berlin'e iniyordu. Oradan karşıya geçiyorduk. Evet, o da ilginç. Öyle sistem evet. öyleydi o zamanlar. Peki evet, nasıl böyle. Bir hayalle gittiniz? İlk defa yurt dışı olduğu için mesela Almanya'yı, yurt dışını, yabancı bir memleketini nasıl tahayyül ediyordunuz? Neler buldunuz? Vallahi şimdi Doğu ve Batı Berlin dediğim gibi duvar var. Hatta o kadar sıkı bir şey kurmuşlar ki sistem. Kuş uçsa otomatik silahlar var duvarın üzerinde, ateş ediyor. Doğu Berlin'de bir halk lokantasına gidiyorsunuz. 3,5 mark, o zaman mark, euro olmamıştı evet. daha. Bir gulaş, bir et, sebzeli et, bir yemek, bir tabak. Yiyebiliyorsunuz. Yanında salatası var ve tatlısı var. 3,5 mark. Ama tepsiyi hanım orada bardakları bir leğene sokuyor, çıkarıyor. Yiyebilirsen yediyorsun. Buyurun yedi yani. Tepsi evet. yağ içinde, vıcık vıcık. Batı'da 3,5 mark bir sandviç. Sandviçin içinde bir sosis. 3,5 mark. Buyur ye o zaman. Siz uçakla böyle. Gitmiştiniz. O uçakla ilk gittik. Uçakla seyahatiniz miydi aynı zamanda? Aynı zamanda uçakla seyahat. O değildi. Benim daha önce ilk uçakla gidiş İzmir'e gidip gelmiştim. Evet, yurt dışında, yani yurt dışında uçmuştum ama yurt dışına Almanya'ya ilk kez. İlk tecrübe öyle yaşadık. Öyle yaşadık. Gidince mesela Almanya'ya o gittiğinizde Berlin'i mesela gezme şansınız oldu mu? Her yerini gezdik. Tiyatrolara gittik. O Grips Tiyatrosu başta olmak üzere onun repertuarından bir oyun oynamıştık. Onun oyunlarını seyrettik. Schaubühne diye Almanya'nın çok ünlü bizim devlet tiyatrosuna tekabül eden ünlü tiyatrosuna gittik. Peter Stein diye birisi yönetiyordu o zamanlar. Birçok oyun seyrettik. Mesleki yaşamımıza da katkısı oldu galiba. Olmaz mı? Evet. Gayet tabii yani. Operası, tiyatrosu çok çok farklı tabii. Bir batı... İlk yani, yurt dışına Almanya'ya çıkıyorsunuz. İlk yurt dışı Almanya başladı. Sonra nereler geliyor arkasından? Arkadan çok işte Fransa'ya gittik. Hollanda... yani Avrupa devamında Avrupa'ya Avrupa gidiyoruz. Devam ettik. Sonra Amerika oldu. Amerika'dan evet. önce de Amerika'dan önce Avustralya oldu. En uzun yolculuğunuz galiba. En uzun yolculuk Avustralya oldu. Avustralya'ya nasıl gittiniz? Hangi rotayı takip ettiniz? Hangi rota? Uçtuğunuz havalarını hatırlıyor musunuz? Evet, Emirates. Evet, Dubai üzerinden Dubai'ye devam Dubai'ye gittik, Dubai üzerinde. Sene kaç? 90'lar mı? 90'lar değil. Bu yakın o evet. 7 yıl önce bu Russell Crowe'un Çanakkale filmi. Aa, tamam. O film için yaşlı bir adam arıyorlarmış. Evet. Ha, o vesileyle gittik. Orada ben ilk. Russell Crowe'un Türkiye'ye geldiğinde bizim evimizde kalır. Orada benim kızımla işte tanışır. Ben o kızın babası yaşlı doktor, saray doktoru İbrahim diye bir tip oynamıştım. Onun için davet ettiler bizi. O vesileyle de Avustralya'yı, Sydney'de uzun yolculuk yaptınız. Ya yani 3 gün çalıştım. 3 gün için 15 gün bizi ağırladılar orada. Sydney'i nasıl buldunuz? Sydney'de çok Türk var. Bu espri Berlin'den. Berlin'e Almanya'ya giden işçilerimize sormuşlar. Berlin'i nasıl buldunuz diye. Vallahi çok Alman var demişler. Ben de Sydney'i aynı öyle gördüm. Evet. Çok Türk var gerçekten Sydney'de. Bir de Kıbrıslı çok.
Coğrafyayı beğendiniz mi? Gezebildiniz mi? 15 gün kaldığınıza göre dolaşmışsınız. Çok gezdim, denize girdim. Okyanusta etraf çelik tellerle denizi, okyanusu şey yapmışlar. Köpek balıklarından korumak için. Sürekli yukarıda bir uçak dolaşıyor. Güvenlik. Ve güvenlik haber veriyor sahili köpek balıklarından. Bütün tedbirleri almışlar. Çok uçsuz bucaksız bir memleket. Yani uzun süre yaşanır mı, kalınır mı bilmiyorum, evet, ama. Evet, çok 15 gün biraz yeter. Evet, yani, 15 gün yeter. Yetti yani. Ama güzel bir coğrafyası var. Yani tabiat, geniş alanlar. Geniş alanlar, tabiat şey falan filan ama işte yine de nedense bir ah var ya, bülbülü altın kafese koymuşlar, yine ah vatan demiş. Amerika'ya ne zaman gitmiştiniz abi? Amerika'ya eşim rahatsızdı. Eşimi tedavi ettirmek için gittik. Evet. Sağlık amaçlı gittiniz. Sağlık amaçlı gittik. İlk gidişiniz miydi? İlk gidişimdi, evet. Orayı nasıl Amerika değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir Amerika buldunuz? Sizin Amerikanız nasıldı yani? Yani Amerika, Los Angeles, işte New York. Ya şey söyleyeyim yani, kişinin ait olduğun bir yer vardır ya kafanda. Yani yer değil de kendi iç huzurun ve yani bir gezmek için, görmek için, turistik seyahat için tamam. Tamam. 3 gün, 5 gün, 1 ay falan ama bir şey arıyorsun ya. Ne arıyorsun yani? İşte senin gibi bir dost arıyorsun, bir arkadaş arıyorsun, bir iki laf edecek, bir paylaşacak ve aynı şeye bakıp aynı şeyi gösterecek. Yani herkes aynı işinde gücünde çalışıyor, sistem işliyor, çalışıyor herkes. Yani bunu bir tek Orhan Kemal'i hatırladım şimdi. Sovyetler Birliği'ne gitmişti Orhan Kemal. Gelmişti. Dedim ya hocam, Sovyetler Birliği'ni herkes bir türlü anlatıyor. Sen nasıl gördün? Sen anlatır mısın? Yaşanmaz oğlum dedi orada. Niye dedim? Ya Moskova dedi, 4 şerit böyle gidiyor, 4 şerit böyle geliyor. Çıt yok dedi ya. Tüh, Allah belanı vere. Bir küfür, bir tane şey poşet, camdan bir mısır koçanı. Yok ya dedi. Çıt yok dedi ya. Yaşanmaz oğlum dedi. O geldi aklıma şimdi. Amerika'da diyorsunuz. Amerika'da biraz yani tamam iyi güzel de işte bülbül misali. Altın kafeste bülbül misali. Peki hiç böyle görmeyi arzu ettiğiniz bir ülke veyahut da hayallerini süsleyen, gidince orada rahat edeceğim. Ya görmekle bakmak hikayesi yani filmden daha çok, daha yakın görmüştüm ben oraları, gördüğüm yer. Hollywood'u mesela gördüm ama filmde gördüğüm Hollywood daha güzeldi benim için. Bir şey vermedi yani bana. Evet. Disneyland'a gittik. Yani. Disneyland tamam işte yani çocukların. O yapıldığı, kurulduğu dönemde çok ilginçmiş Disneyland. Ama şimdi günümüz teknolojisinde bu dijital dünyada artık o Disneyland çok eskide kaldı. Yani evet, çok basit kaldı. Hele şimdi 3 boyutlu, 4 boyutlu şeyler görünce sinema teknikleri, filmler, çizgi filmler, bu çocuklar için yapılan televizyon, internet oyunları, onları görünce o boyutlar artık yani sonu yok ki bu işin. Peki kültür olarak mesela Çin, Hindistan, Japonya. Oraları görmedim, bilemiyorum. Bu tarafları merak ediyor musun? Merak ederim tabii yani Hindistan'ı, Çin'i merak ederim. Veya mesela Güney Amerika, Afrika. Mesela, evet, Afrika, Güney Amerika'yı da isterim. Yani orada belki sanki onları daha yakın, daha ilginç, daha olabilir. İnsan, daha insanların var. Daha insani mi diyelim? Şimdi tabii evet, yani o daha. Daha bozulmamış. Bozulmamış. Evet. Onlar daha farklı olabilir. Var mı peki böyle plan, program, arzu, istek? İstiyorum şimdi. Bugün bundan sonra gidip gezeyim, gidip gezeyim istiyorum. İnşallah güzel programlar bakalım, yapalım. Bakalım programlar. Gidin gezin. Bize de bir tane gezdiğiniz yeri şöyle detaylı anlat. Detaylı anlatabilecek. Öyle daha güzel olur. Olur. Peki hala kalkmadık, onu merak ediyorum ben. Şimdi abi biz programı bağlayıp uçuşa geçeceğiz. Katıldığınız için abi teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi uçuşlar diliyorum. Sağ ol, sana da.